Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sizlere bugün tatlı bir pizza tarifiyle geldim. Çikolatalı meyveli pizza. Bu pizza hamurunu arkadaşlar hatırlarsanız sizlere Bursa yöresine ait cantik böreği paylaşmıştım. O hamurdan bir miktarını alıp bu şekilde pizza yaptım. Biz çok beğendik. Gerçekten çok lezzetli oldu. Onun için de tarifi de sizlerle ayrıca paylaşmak istedim. Öncelikle hamur malzemelerimiz. Hamurumuz için gerekli olan malzemelerimiz. Bir tane yaş maya, 2 bardak süt, 1 bardak su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 kilo un, ayrıca ekstra 1 bardağa yakın tekrar un gerekebilir. Kontrollü bir şekilde sonra ilave edeceğiz. Evet, hamurumuzun yapılışı. Mayayı ılık suda eritelim şeker ile birlikte. Daha sonra sütü, sıvı yağ, tuzu ilave edelim. Bunu da kontrollü bir şekilde ekleyip ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edelim. Ve üzerine bu şekilde şeffaf bir folye ile kapatalım. Oda sıcaklığında 3 katına gelene kadar mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık 1 saat içerisinde hamurumuz çok güzel mayalanıyor. Evet, mayalanan hamurdan pizza yapacağımız büyüklükte bir beze alalım. Tezgaha biraz mısır unu, biraz un serpiştirelim ve tepsimizin boyunca hamurumuzu açalım. Bu şekilde pizzalık bir tepsi kullandım. Sizler yoksa normal tepside kullanabilirsiniz. Daha sonra çatal ile hamuru deldim her tarafından. Fırınımızı önceden ısıtalım arkadaşlar. Önceden ısınmış 200 derece fırında renk alana kadar, alt üst renk alana kadar pişirelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika arası hamurumuz pişmiş oluyor. Ve fırından çıkartır çıkartmaz ben bu şekilde hemen üzerine çikolata sürdüm. Fırından çıkartır çıkartmaz haliyle ekmeğimiz birazcık sert oluyor ama durdukça yumuşuyor. Dilerseniz arkadaşlar üzerine temiz bir bez örterek bir 5 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Dinlendirdikten sonra aynı işlemi çikolatayı sürerek üzerine istediğiniz meyvelerden döşeyerek pizzanızı hazırlayabilirsiniz. Ben hemen çikolatamı sürdüm ve üzerine muz ve çilek dilimleri ile süsledim. Badem kırıntıları ve badem filesi serpiştirdim. Daha sonra poşetin içerisine eritilmiş çikolata koydum. Ucunu kesip pizzamı güzelce süsledim. En sonunda üzerine pudra şekeri serptim. Dilimlere ayırarak servis yaptım. Müthiş lezzetliydi arkadaşlar. Gerçekten harika bir pizza oldu. Eğer sizler de çikolata seviyorsanız bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Harika bir tatlı pizza tarifini sizlere verdim. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yaptığınız tarifleri lütfen yorum kısmında bizlerle paylaşın. Yapacak olan arkadaşlara da fikir vermiş olursunuz. Bu sayede güvenerek yaparlar. Sizlerin yorumları da gerçekten bu yüzden çok önemlidir.
Ayrıca yeni paylaşacağım videolarımdan da haberdar olmak için kanalıma hala abone değilseniz hemen kanalıma şimdi abone olarak ve bildirimleri almak için de zil sesini açarak takip edebilirsiniz. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.